Herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Peki ne yapacağız bu dersimizde? 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı için hep birlikte hazırlık yapacağız. Kimya dersi için neler karşımıza çıkacak? Bunları hep birlikte şöyle bir gözden geçireceğiz. Şöyle bir programımıza da bakalım. Tabii ki sadece kimya için değil bütün yazılılar için karşımızda mükemmel çalışmalar duruyor arkadaşlar. Programa göz atıyoruz. 21 Aralık Perşembe günü kimya dersimiz var. Sonrasında biyoloji, edebiyat ve coğrafya yazılıları bizi bekliyoruz olacak ki zaten şimdiye kadar fizik, tarih ve matematik yazılarını çoktan çalışmış, cebe koymuştuk bile. Şimdi neler olacak peki bu içeriğimizde, bu dersimizin içeriğinde nelerden bahsedeceğiz? Arkadaşlar 100 aldıran video diyoruz. Bakın, 100 almayı bu video sayesinde başaracağız hep birlikte. Neler olacak peki? Öğrenci notları üzerinden bir başlayacağız arkadaşlar. Yani e şöyle bir özet geçeceğiz. Bilmemiz gereken önemli noktalara değineceğiz. Hap bilgiler, hani çok küçük ama çok önemli bazı bilgiler var. İşte onların hepsini tek tek birlikte gözden geçireceğiz. İçerikte neler olacak peki? Açık uçlu ve klasik sorular karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu sorular üzerinden aslında karşımıza çıkacak soruları da e, tahmin edip onlar üzerine yorum yapmaya çalışacağız. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınav provası karşımıza çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı ne yaptı? Biz arkadaşlar, önceki sınavda da olduğu gibi bazı örnek sorular yayınladı. E, bazı e, ön bilgiler sundu aslında. Hangi kazanımlardan karşımıza soruların çıkma ihtimali daha yüksek? Bunları görmemizi sağladı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şuna kesinlikle ve kesinlikle bir göz atıyoruz. Zaten hepimiz kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir noktadayız. Ee, İçerisinde arkadaşlar farklı senaryolar var. Hangi kazanımlardan kaç tane soru çıkacağına dair e, hatta al kazanımlarla birlikte bize vermiş durumda. Ve hatta bununla yetinmeyip Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular da açıkladı arkadaşlar. Dedi ki... Bakın öğretmenlerimiz için tabii ki bu tarzda sorular sorarsanız daha iyi olur dedi. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de muhtemelen burada karşımıza çıkan sorulara benzer sorular hazırlayacaklar arkadaşlar. O yüzden sınava girmeden önce mutlaka bu soruları çözerek de girelim. Ee, özellikle ne tür sorularla karşılaşacağımızı ve hangi önemli bilgilere dikkat etmemiz gerektiğini bu kaynak bize sunmuş olacak arkadaşlar. Tabii ki biz de çalışmamızın içeriğinde buna çok benzer sorulara yer verdik. Onları da hep birlikte Çözüp aslında oraya da hazırlık yapmış olacağız. Peki bu çalışmalardan sonra size ne düşüyor? Sizin neler yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar tabii ki o soruları bir çözeceğiz. Ee, önemli konuların üstünden geçeceğiz ama. Daha da detaylandırabilmek için yazılı notlarımızı kesinlikle bir alıp gözden geçirmemiz. Buradaki e, önemli bilgileri cebe atmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli bilgiler kitabımızda ve oldukça basit bir şekilde yer alıyor. Birinci dönem... E, yazılarına dair bütün bilgiler ve bütün dersler için kaynağımız da var ve oldukça küçük bir kaynak gördüğünüz gibi e, ve bunun üzerine arkadaşlar yepyeni bir durumumuz da var. E, tat sistemine girerek ek sorularla da karşılaşma şansına sahip olacağız. Milli Eğitim bakanlığına daha da bir hazır olmuş olacağız. Peki buradaki etiketi kazıyıp nasıl aktif hale getirebileceğiz? Onunla ilgili de hemen videomuzu izleyelim. Merhaba arkadaşlar bu videoda yazılı notları kitabımızdan ve portak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda tas uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Evet arkadaşlar tabii ki orada işimiz bitmiyor. Ne yapacağız peki başka? Bir de Dinamo Kimya kitabımız var arkadaşlar. Burada da hani ödevlendirmeleri yaptık. Baya bir yol kat ettik zaten. Burada bizim için çok önemli ekstra bir durumda söz konusu arkadaşlar. Normal kaynağımızın içerisinde bir de yazılı tipinde soruların olduğu bir testimiz var. Bakın zaten kitabı bitirdik. Bitirmeyenler bir an önce bitirsinler geldiğimiz yere kadar tabii ki ve bu yazılı tipinde soruları da mutlaka çözsünler. Kitabımızda da şöyle bir güzelliğimiz var arkadaşlar. Kare kodlar sayesinde çözemediğimiz bütün soruların video çözümlerine ulaşma şansına sahip olacağız. O zaman ödevlendirmelerimizi de aldık. İçeriye hazırız. Haydi başlayalım. Neler çıkacak karşımıza arkadaşlar konu olarak peki? Şimdi üç tane üniteden aslında konular işledik. Bunların ikisini tamamen bitirdik. Üçüncü ünitenin de aslında başlangıcını yaptık. Birinci ünitemiz kimya bilimi ünitesiydi arkadaşlar. Birinci sınavımızda oldukça yoğun şekilde soru gelmişti zaten buradan. ikinci ünite atom ve periyodik sistem. Bak asıl yoğunluklu olarak sorular bize buradan gelecek. Peki içeriğinde neler olacak? Atom modelleri, atomun yapısı, izotürler, periyodik sistem ve bu periyodik sistemin tarihçesi modern periyodik sistemin genel özellikleri ve periyodik özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özetle geçeceğiz. Üçüncü ünite olarak da kimyasal türlerden ve etkileşimleri sınıflandırmasından bahsettik. Tabii ki bu ünite devam ediyor ama Sınav için sorumlu olduğumuz kısım buraya kadar olacak arkadaşlar. Şöyle birlikte bir özet geçelim. Neler yapmıştık neler öğrenmiştik arkadaşlar. E, atom modelleriyle başlayalım. Dört tane temel atom modelimiz vardı. Aslında atom kavramının nasıl bugünkü haline ulaştığını bize anlatan modeller bunlardı. Dalton'la başlamıştık. En ilkel bilimsel atom modeli Dalton atom modeliydi içi dolu berk küre olarak tanımlamıştı. Bölünemez tanecikler olduğunu söylemişti. Bir elementin tüm atomlarının birbiriyle aynı olduğunu söylemişti ve katlı oranlar kanunundan bahsetmişti. Yani aslında bileşik yapısının tanımını da burada bizim karşımıza çıkarmıştı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabii ki buradaki birçok bilgi bugünkü atom kavramıyla kıyasladığımız zaman yanlış oluyor. Peki nasıl düzeliyor? Nasıl bugünkü kavramlar yerine oturmaya başlıyor? Daltonlar sonra Thomson atom modeli ortaya geliyordu ki biz onu üzümlü kek atom modeli olarak biliyorduk. E, Thomson modelinde diyordu ki bize artı ve eksi yükler var. Bak yüklerden bahsetmeye başlanan ilk atom modeli dolayısıyla Thomson atom modeli oluyordu. Ve bunların eşit olmasından ötürü nötrlükten söz ediyordu. Ve atom çapından bahsediyordu. Thomson bize 10 üzeri eksi 8 santimetre bir atomun çapıdır diye e, yorum yapıyordu. Ve şöyle bir tanımımız var der. Arkadaşlar e, pozitif yüklü bir küremiz var ve bunun içerisinde e, homojen olarak dağılmış negatif yüklü tanecikler var diyordu Thomson. Sonrasında da Rutherford devreye giriyordu. Arkadaşlar çekirdeğin keşfinin gerçekleştirildiği e, atom modeli Rutherford atom modeli. Bak burası çok önemli bir bilgi mesela. Alfa saçılması deneyi sayesinde çekirdeğin keşfi gerçekleşiyordu ve diyordu ki atomun büyük bir kısmı boşlukta oluşur. Yani Dalton ve Thomson hani içi dolu küreler olarak tanımlamıştı ya. Rutherford artık e, atom dediğim şey aslında içi büyük oranda boşluklardan oluşur ve kütlenin tamamı çekirdektedir diyordu pozitif yüklerin tamamı çekirdektedir diyordu ve negatif yüklü elektronlar bunun etrafında e, dolaşırlar diyordu ve artı yüklerin hepsinin çekirdekte olduğunu bize belirtiyordu. Atom kütlesinin de neredeyse tamamı çekirdektedir diyordu ve bunun yaklaşık yarısını protonlar yani pozitif yüklü tanecikler oluşturur diyordu. Rutherford'dan sonra arkadaşlar Bohr geliyor. Bohr da katman kavramını ya da yörünge kavramını literatüre kazandıran atom modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada temel ve uyarılmış hal kavramlarına açıklayarak aslında elektronun atom etrafında nasıl bir harekete sahip olduğunu, nasıl davrandığını bize anlatan asıl atom modeli Bohr atom modeli oluyor. Ardından atom yapısından bahsetmiştik arkadaşlar. Burada Atom numarası, çekirdek yükü, proton sayısı gibi kavramlardan bahsetmiştik. Bak, bunların üçü aynı anlama geliyor dedik ve e, bir, her, herhangi bir elementin sembolünde sol alt tarafa biz bu sayıyı yazarız. Yani kaç tane proton var, sol alta yazarsın. Bu aynı zamanda atom numarası, aynı zamanda da çekirdek yükü demek olur ve elementin türünün ne olduğunu, yani o atomun hangi elemente ait olduğunu bize atom numarası söyler diyorduk. Kütle numarasına gelecek olursak arkadaşlar bir diğer adı nükleon sayısıydı bu. Şimdi atomun kütlesini proton ve nötronlar oluşturduğu için sol orta tarafa da nötron sayısını yazarak şunu yapıyoruz. Protonla nötron sayısının toplamı biz o atomun kütlesini verir ve bu kütle numarasını hemen sol üst tarafa yazıyorduk arkadaşlar. Bu ikisi de aynı anlama geliyordu ve A gibi bir sembolle gösteriyorduk. Ee, sağ alt tarafa gelecek olursak buraya da elektron sayısını yazıyorduk. Eğer nötr bir atomdan bahsediyorsak proton ve elektron sayısı birbirine eşit oluyordu. Eğer elektron sayısı ve proton sayısı birbirinden farklıysa biz bu taneciye iyon adını veriyorduk ve sağ üst tarafa da onun yükünü yazıyorduk ve buna da iyon yükü adı veriliyordu zaten. Eğer proton sayısı elektron sayısından fazlaysa pozitif yüklü bir iyon yani katyon oluşuyordu. Eğer elektron sayısı proton sayısından fazlaysa bu da negatif yüklü bir iyon yani anyon oluşturduğun anlamına geliyordu. Ve şöyle izotür kavramlarından bahsetmiştik arkadaşlar. İzotop ne demekti? Proton aynı ve e, e, nötron sayısı farklı olan tanecikler birbirinin izotopu olarak adlandırılıyordu. Aynı elementin farklı kütleye sahip olan atomları olarak değerlendiriyorduk biz bunu arkadaşlar. Dolayısıyla kütle numarasının da farklı olmasını bekliyorduk. İzoton dediğimiz izotüre gelecek olursak bu defa nötron sayısı birbiriyle aynı olmasına rağmen proton sayısı birbirinden farklı olan taneciklere birbirinin izotonu diyorduk. Dolayısıyla bunların kütle yani dolayısıyla proton ve nötron sayılarının toplamının da birbirinden farklı olmasını bekliyorduk. İzobara gelecek olursak arkadaşlar bu defa A aynıydı. Yani proton ve nötron toplamı aynı ama proton sayısı ve nötron sayısı bunlar birbirinden farklı sayılar olması gerekiyordu. Yani ikisini topladığın zaman aynı sonuca gideceksin ama e, ikisi birbirinden farklı değerler olması gerekiyordu. elektroniye gelecek olursak da bu defa elektron sayısı aynı olmasına rağmen proton sayısı birbirinden farklı olan taneciklere izoelektronik tanecikler adını veriyor. Periyodik sisteme gelecek olursak arkadaşlar periyodik sistemin tarihçesinde Mendeleev'den bahsetmiştik dedik ki o sadece 63 tane element keşfedildiği için o zamana kadar bunları periyodik sistemde yer verdi. Kütle numarasına göre sınıflandırma yaptı ve en önemli noktası periyodik sisteminde boşluklar bıraktı. Bu boşluklar sayesinde yeni elementlerin keşfi hızlandı dedik. Sonrasında ise Moseley ortaya çıktı. Yaptığı X ışınlarını kullanarak yaptığı deneyde atom numarası kavramını keşfetti. Yani proton sayısının aslında elementin türünü ve bütün özelliklerini etkileyen temel faktör olduğunu bize söyledi ve periyodik sistemi artık e, ...kütle numarasına göre değil atom numarasına göre sıralamamız gerektiğini ifade etti. Bu da Mendeleyev'in periyodik sistemindeki hataların ortadan kalkmasına sebep oldu... ...ve günümüzde hala da atom numarasına göre sınıflandırma yapıyoruz arkadaşlar. Peki modern periyodik sistemde yani bugün kullandığımız periyodik sistemde... ...bir elementin yerini nasıl belirleriz? Dedik ki atom numarasına göre sıralama yapıyoruz. O zaman atom numarasını bilmemiz yani proton sayısını bilmemiz yeterli oluyordu. Ve diyorduk ki arkadaşlar ilk 20 elementten söz ediyorsak eğer şu elektron dizilimini yazdığımız zaman bize aslında periyodik sistemdeki periyot ve grubunu ortaya çıkaracaktır. Nasıl yani? İki tane proton var ya bu aslında iki tane elektron var demek nötr olduğu için. Dolayısıyla şöyle sadece birinci katmanda iki tane elektron yer alacak. İkinci katman en fazla 8, üçüncü katman en fazla 8, dördüncü katmanda en fazla iki elektron taşıyacak. Eğer ilk 20 elementten bahsediyorsak tabii ki sonrasında bu düzen değişecek arkadaşlar. Ya da flordan bahsediyorsak bak 9 tane varmış değil mi? O zaman diyeceğiz ki birinci katmanı 2, ikinci katmana maksimum 8 alabiliyor ya. Bizim 7 taneye ihtiyacımız var. 7 tane yazdığımız zaman bunun elektron dizilimini tamamlamış olacağız. Ya da 12 ise demek ki birinci katman 2 almış. İkinci katman zaten 8 alabiliyordu. Hepsini almış ama sadece 10 tane yerleşmiş. Demek ki bu diğer 2 elektron 3. katmana yazılmalıymış. Veya kükürtten bahsediyorsak yine benzer şekilde ilk 2 katman 2 ve 8 şeklinde tamamen dolmuş. 3. katmana sadece 6 tane elektron yazmamız yeterli. Atıyorum 19 olsaydı 2, 8, 8 son katmana 1 yazmamız gerekecekti ki 19'u tamamlayalım. Şimdi elektron dizilimini yazdıktan sonra helyumu sona bırakacağım. Şunu yapıyorduk arkadaşlar. Kaç tane katman yazdıysak o bize periyot numarasını verir. Dolayısıyla flor ikinci periyottaymış. Magnezyum üç tane katman yazdık o zaman üçüncü periyotta. Kükürt üç katman yazdık o zaman üçüncü periyottadır diyoruz. Ve değerlik elektron sayısı kadar. Yani en son katmana yazdığımız elektron bize onun grup numarasını veriyordu. Dolayısıyla flor 7A grubundaymış, magnezyum 2A grubundaymış ve kükürt de 6A grubundaymış diyeceğiz. Helyuma gelecek olursak arkadaşlar bu tek ve çok önemli bir istisna olarak karşımıza çıkacak. Bir tanecik katmanı var o yüzden birinci periyotta bu konuda sorun yok. Ama Değerlik elektron sayısının iki olması onu 2A grubuna yerleştirmemize sebep olmayacak. Çünkü davranışları soy gaza benzediği için yani 8A grubu elementlerine daha çok benzediği için o bir 8A grubu elementidir diyeceğiz arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen bunun dışında ilk 20 element için başka bir istisnamız karşımıza çıkmayacak. Elementlerin sınıflandırmasına gelecek olursak arkadaşlar dedi ki periyodik sistemde toplamda 7 tane periyot ve 18 tane de grup yer almaktadır. Bizim burada asıl sorumlu olduğumuz önemli nokta A grubu elementleri olacak. Yani 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu elementleri olacak. E arada 10 tane sütundan oluşan e, geçiş metalleri yani B grubu elementleri var ve altta da 2 satırdan oluşan lantanit ve aktinitler var. Onları da iç geçiş elementleri olarak isimlendiriyor olacağız. 1A grubu elementlerini alkali metaller, 2A'yı toprak alkali metaller, 3A'yı toprak metalleri, 4A'yı karbon grubu, 5A'yı azot grubu, 6A'yı oksijen grubu 7A'yı halojenler ve 8A'yı da soy gazlar olarak adlandırıyorduk arkadaşlar. Ve elementlerin e, özelliklerine gelecek olursak 1A ve 2A grubu elementlerinde sadece hidrojen, A metalde onun dışındakilerin hepsi metal. Geçiş metallerinin hepsi metal. Lantanit ve aktinitlerin tamamı metal arkadaşlar. Toprak metalleri grubunda yani 3A grubunda sadece bor bir yarı metal onun dışındakilerin hepsi metal. Dolayısıyla da yarı metaller ve ametallerin tamamı şu gruplarda yer almak zorunda arkadaşlar. Yani Bor 3A'da 4A, 5A, 6A ve 7A grubu yarı metaller ve ametallerin tamamını içeren gruplar olacak ve 8A grubu elementleri de tamamen ayrı bir kategori olarak soy gazlar olarak değerlendirilecek. Periyodik özelliklere gelecek olursak arkadaşlar şimdi katman sayısını değerlendirelim. Aynı periyottan bahsediyorsak katman sayısı sabit çünkü katman sayısı bize periyodu veriyordu ama aşağı doğru gittikçe katman sayısı artar diyorduk. Değerli elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı şimdi sağa doğru gittikçe tabii ki artmasını bekleyeceğiz ama aşağı doğru gittikçe aynı gruptaki elementlerin değerli elektron sayıları aynı olmak zorunda İstisnamız neydi? Helyum 8A'da olmasına rağmen değerli elektron sayısı 2 idi. Atom yarıçapı arkadaşlar periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe artıyordu. İyonlaşma enerjisine gelecek olursak tam tersi <laughs> sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. Ama burada 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. Çok önemli bir istisnaydı. Yani 2A grubu 3A'dan daha büyük. 5A grubu da 6A grubundan daha büyük. <laughs> İyonlaşma enerjisine sahip oluyordu. Elektron ilgisine gelecek olursak arkadaşlar yine sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. 8A grubu elementlerini bunun dışında tutuyorduk. Dolayısıyla en büyük elektron ilgisi 7A grubu elementlerinde oluyordu ve orada çok önemli bir istisnamız daha vardı. Klor daha aşağıda olmasına rağmen flordan daha yüksek elektron ilgisine sahipti. O yüzden klor en yüksek elektron ilgisine sahip olan element. Elektronegatiflik yine sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor. 8A gene burada devre dışı tutuyoruz ve 7A grubu elementleri en yüksek elektronegatifliğe sahip elementler oluyordu arkadaşlar. Klor-Flor istisnası burada yok. Metalik özellik elektron vermeye karşı yatkınlık olduğu için sola ve aşağı doğru gittikçe artıyordu. Yani atom yarıçapıyla metalik özelliği aynıymış gibi değerlendirebiliriz. Ametalik özellikle bunun tam tersi yönde sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyor. Yine 8A grubu elementlerini tabii ki devre dışı bırakacağız ve diyeceğiz ki elektronegatiflikle de ametelik özellik birbiriyle neredeyse aynı eğilime sahip olacak. Yani flor her ikisi için de en yüksek değere sahip olan elementler olacak. Bir sonraki ünitemiz etkileşimlerle alakalıydı arkadaşlar. Burada kimyasal türlerden ve etkileşimlerin sınıflandırmasından bahsettik. Kimyasal tür olarak üç tane alt başlığımız var. Atom, molekül ve iyon olmak üzere arkadaşlar. Atom, metaller, yarı metaller ve soy gazlar doğada atom olarak bulunur. Atomik halde bulunurlar arkadaşlar. Yani tek taneciklerden oluşan yapılardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla sadece bir element sembolü karşımıza çıkıyorsa bu onun temel taneciğinin atom olduğunu bize gösterir. Molekül dediğimiz şey arkadaşlar kovalent bağlı atom gruplarıdır. Bu aynı tür atomlardan ya da farklı tür atomlardan oluşması değiştirmiyor bir şeyi. Eğer <laughs> aynı tür atomlardan oluşuyorsa H2 gibi biz ona element molekülü diyoruz. Eğer farklı tür atomlardan oluşuyorsa bileşik molekülü diyoruz ama sonuç itibariyle her ikisi de moleküldür arkadaşlar. Atom grubu olsun ve kovalent bağlardan oluşsun ve nötr olsun bizim için yeterli. İyona gelecek olursak da yüklü taneciklere iyon adını veriyorduk. Artı yüklüyse katyon, eksi yüklüyse anyon olarak adlandırılıyordu bir ele atomun iyonlaşmasıyla da oluşabiliyordu veya bir atom grubunun iyonlaşmasıyla da oluşabiliyordu ve bir atom grubunun yüklü halde olmasına da kök iyon adını veriyorduk ama eğer herhangi bir şekilde yük görüyorsak onun ortak adı iyondur bunu cebimize koyabiliriz. Etkileşimlerin sınıflandırmasına gelecek olursak İki temel başlıkta inceledik aslında güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere güçlü etkileşimlerin tamamı kimyasal, zayıf etkileşimlerin tamamı fiziksel özellik gösteriyordu arkadaşlar. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ güçlü etkileşimler, ee, van der Waals bağları ve hidrojen bağları ise zayıf etkileşimlerdi. Van der Waals'in de alt türleri var arkadaşlar. Dipol-dipol indüklenmiş dipol, iyon dipol etkileşimleri gibi ve indüklenmiş dipolde de dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani özel adıyla da London bağları olmak üzere alt gruplarımız vardı. Tabii ki bunların detaylarına ilerleyen haftalarda hep birlikte giriyor olacağız. Sorularımıza gelecek olursak arkadaşlar nasıl bir soruyla karşılaşabiliriz? Mesela birinci üniteden karşımıza şöyle bir soru gelebilir. Aşağıda bazı kimya laboratuvarlarında yapılan çalışmalar yer almaktadır. Buna göre bu laboratuvarın kimyanın hangi alt disipliniyle ilgili çalışmalar yaptığını belirtiniz. Arkadaşlar alt disiplinler karşımıza bir önceki sınavda da çıkmıştı. Gene birinci üniteden karşımıza çıkma ihtimali olan soru tipi ya da alt başlık burası olacak. CH4, C6H6 gibi karbon temelli bileşiklerin yapısını ve genel özelliklerini inceler diyor. Arkadaşlar karbon temelli bileşikleri inceleyen bilim dalı tabii ki organik kimyaydı. Dolayısıyla hemen disiplinin altına bunu yazmamız gerekecek. Canlı organizma diyorsa zaten hemen aklımıza tabii ki biyoloji geliyor. O zaman burada gerçekleşen solunum ve fotosentez gibi kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalını arıyoruz. Yani biyoloji ve kimyayı birleştiren bilim dalı tabii ki biyokimya olması gerekecek kan, idrar gibi madde örneklerinin içeriğine ve miktarlarına dair ölçümler yapar. Arkadaşlar içeriği araştırıyorsan, miktarları, derişimleri bunları araştırıyorsan bir analiz yapıyorsundur. Dolayısıyla da analiz işleriyle analitik kimya ilgilenir. Tabii ki dolayısıyla buradaki disiplinimiz analitik kimya olacak. Hemen geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Yine birinci inteden arkadaşlar karşımıza soru çıkma ihtimalinin olduğu bir alt başlıkta bileşiklerin formüllerini belirlemek olacak arkadaşlar. Yaygın ad ve bileşik formülü eşleştirmelerini yapabiliyor olmamız gerekecek. Mesela COH2 arkadaşlar şöyle bir şey vardı. COH ise sönmemiş kireç COH2 bunun e, su ile tepkime sonucu oluştuğu için sönmüş kireç olarak adlandırılıyordu ve eğer CaCO3 şeklinde ise buna da kireç taşı adını veriyorduk. Mesela KOH. Buna arkadaşlar potas kostik adını veriyorduk. Eğer ki NaOH olarak karşımıza gelseydi hani bunun küçük kardeşi olarak değerlendirebiliriz. Ona da sud kostik adını verecektik. HNO3 oldukça kuvvetli bir asitti ve Kezzap olarak adlandırılıyordu. NH3 bileşiği arkadaşlar yine karşımıza oldukça yoğun olarak çıkan bileşiklerden birisi. Ve kendisini amonyak olarak biliyorduk. CH3-COOH'a geliyorsak arkadaşlar şu kök zaten bunun bir asit olduğunu söylüyor bize. CH3-COOH şeklinde ise özel adıyla asetik asit ve yaygın adıyla da sirke asidi olarak bilmemiz gereken bir bileşik karşımıza arkadaşlar. Sirke asidi olacak. <laughs> Yine birinci üniteden karşımıza çıkma ihtimali olan bir alt başlığımızda laboratuvar malzemeleri olacak arkadaşlar. Laboratuvar malzemelerini görsellerinden ya da kullanım özelliklerinden bilmemiz gerekiyor, isimlendirebiliyor olmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir şekli görüyorsak arkadaşlar genellikle e, saklama işlemleri için kullandığımız ve sıçramayı e, engellemek için dar bir ağza sahip olan kaba biz cam balon adını veriyorduk. Eğer ağız kısmı çok daha... E, darsa ve hassas ölçümlerde yapmamızı, hassas hacim ölçümleri yapmamızı da sağlıyorsa buna balon joje adını veriyorduk arkadaşlar. Bu şekilde katı maddeleri parçalamak için kullandığımız, hani evlerde de aslında sarımsak için kullanılan bir malzememiz var ki kendisine havan adını veriyorduk. Arkadaşlar şöyle bir şekle sahipse yine dar bir ağza sahip ve dereceleri bulunan bir kaptan bahsediyorsak buna Erlen Mayer Flask adını veriyorduk. Erlen Mayer diyelim. Burada arkadaşlar ısıtma işlemlerini yapmak için kullandığımız kap var karşımızda ki kendisine ispirto Ocağı adını vereceğiz ve e, özellikle katı maddeleri incelemek tabii ki sıvı maddeleri de benzer şekilde gözlemlerini yapabilmek için kullandığımız bir malzememiz bir cam malzeme ki kendisine Saat Camı adını veriyoruz bir sonraki soruya dönecek olursak arkadaşlar artık ikinci ünite atom modelleri ve atomun e, yapısı ve periyodik sistemden karşımıza çıkan bir soru var tabii ki e, bu şekilde tablo sorusu büyük ihtimalle hepimizin karşısına birinci yazılıda çıkmıştı. İkinci yazılıda da çok benzer şekilde çıkma ihtimali vardır ve izo türler karşımıza yine soru olarak gelebilir. Peki neler sormuş bize? Aşağıdaki tabloyu boş başlıkları dikkate alarak uygun şekilde doldurup izoton, izobar ve izoelektronik tanecikleri yazınız demiş arkadaşlar. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorularda da çok benzer bir soru vardı arkadaşlar buna dair. Şimdi ne yapıyorduk? Diyorduk ki proton sayısı ile nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verir. Bak proton sayısı 4 Kütle numarası 8 ise demek ki nötron sayısı 4 olmalıymış. Ve proton sayısı ile elektron sayısının farkı da bize iyon yükünü verir. Yani 4'ten kaçı çıkarırsam artı 2 bulurum. Demek ki bunun yapısında 2 tane elektron varmış. Tamam mı? Geçiyoruz magnezyuma. Şimdi nötron sayısını ve elektron sayısını vermiş bize. Dolayısıyla eğer artı 2 yüklüyse ve elektron sayısı 10 ise proton sayısı 12 olacak ki 12 eksi 10'dan artı 2'yi bulalım değil mi? Bak burayı bulduk. Şimdi geliyoruz. E, nötron sayısı 12, proton sayısı 12. Kütle numarası bu ikisinin toplamıydı. Demek ki 24 olmak zorundaymış. Flor, bak nötron sayısını biliyoruz, kütle numarasını biliyoruz değil mi? O zaman şunu yaparız hemen. E, nötron sayısıyla protonun toplamı kütleyi vereceğine göre demek ki 9 tane protonu olmalıymış. E, eksi 1 yüklü olduğuna göre 9'dan kaçı çıkarırsak? Ee, eksi 1 buluruz. Hemen bu da bize elektron sayısını verecek zaten. Ne ona geldik? Üstünde herhangi bir yük yazmıyor. Nötrmüş. Dolayısıyla proton sayısı elektron sayısına eşit olmak zorunda. Burayı yazdık. E, protonla nötronun toplamı da bize kütleyi vereceğine göre e, kütle numarası da 20 olmalıymış. Lityuma geldik arkadaşlar. Artı 1 yüklüymüş. Elektron sayısı 2 olduğuna göre proton sayısı 3 olacak ki 3 eksi 2'den artı 1 bulalım. Ve ne dedik? Protonla nötronu toplarsak kütle numarasını buluruz. O zaman 3 ile 4'ü toplayacağız ki tabii ki burayı 7 olarak bulalım. Şimdi buradaki izotürleri belirlemeye gelecek olursak. izoton ne demekti? Nötron sayısı birbiriyle aynı olan tanecikler. Bu ikisinin de 4 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla berilyum ve lityum birbirinin e, izotonu olabilir. Ama en önemli olmak için bir de proton sayılarının farklı olması gerektiğine bakacağız. Evet nötron sayıları aynı ve proton sayıları farklı olduğu için diyeceğiz ki berilyum artı 2 taneci ile lityum artı 1 yüklü taneci birbirinin izotonudur. İzobar ne demekti? Bu defa da kütle numarası birbiriyle aynı olan ama proton ve nötron numaraları farklı olan taneciklerden bahsediyorduk. E, hangi ikisinin aynı bakıyoruz flor ve neonun kütle numarası aynı. E, proton sayısı ve nötron sayısı birbirinden farklı olduğuna göre dolayısıyla flor ve neon e, birbirinin e, izotonudur diye izobarıdır diyebiliriz. O zaman F-Ne ve şeklinde bunu belirtebiliriz. İzoelektronikte de elektron sayılarının birbiriyle aynı proton sayılarının farklı olması gerekiyor. Bakıyoruz magnezyum flor ve neonun elektron sayıları aynı ama proton sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla bu üçü birbirinin izoelektroniğidir diyeceğiz arkadaşlar. Neon'u da buraya ekleyebiliriz. Bir diğer soruya geçecek olursak periyodik sistemde yer bulma konusunda bir soru karşımıza gelebilir bu şekilde. Ee, yine az önce aslında çok benzer bir çalışma yaptık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle elektron dizilimini yapıyoruz. Atom numarası 4'müş bu. Nötr halde elektron sayısının da 4 olduğunu gösterecek. O zaman 2'ye 2 olmalı unutmuyoruz. Bak 2, 8, 8, 2 şeklinde Buraya kadar maksimum kaç tane elektron yazabiliyorsak hepsini yazacağız. Dolayısıyla arkadaşlar grubunu belirlerken değerlik elektron sayısına bakıyorduk. Bu 2A grubu elementiymiş. E, periyoduna bakacak olursak toplam katman sayısı bize periyodunu veriyor. Yani ikinci periyotta yer alıyormuş. Sınıfına gelecek olursak demiştik ki 2A grubu elementlerinin tamamı metaldir. O zaman bu bir metal olmak zorunda. Flora geldiğimiz zaman 2'ye... Ikiye... 7 şeklinde elektronlar katmanlara dizilecek. O zaman değerlik elektron sayısı 7 olduğuna göre grubu 7 olacak. Toplam 2 katman olduğuna göre ikinci periyotta olacak ve 7A grubundaki elementler halojenlerdi ve kendilerinin A metal olduğunu belirtmiştik. Geçiyoruz sodyum arkadaşlar. 2, 8, 1 şeklinde dizilecek. Demek ki değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1A grubunda 3 tane katman olduğu için de ve üçüncü periyotta yer alacaktır ve 1 A grubu elementlerinden hidrojen hariç hepsinin metal olduğunu söyledik. Zaten argona gelecek olursak 2, 8 toplam 10 oldu. Demek ki şuraya bir 8 daha lazım. E, o zaman grup numarası nedir? Değerlik elektron sayısı 8 olduğuna göre 8 A grubu olacak. Periyodu üçüncü periyotta olacak çünkü üç tane katmanı var ve dedik ki 8 A grubu elementlerinin tamamı soy gaz olarak e, sınıflandırılır. Kalsiyum 2, 8, 8. Bak 18 tane evet. yazdık değil mi? Demek ki diğer iki elektron dördüncü katmandaymış. O zaman grup numarası 2A olacak değerli elektron sayısından ötürü ve dördüncü periyotta yer alacak toplam dört tane katmanı yer aldığı için sınıfı nedir peki? 2A grubu elementlerinin tamamı metaldi o zaman kalsiyumun da metal olduğunu buradan anlayabiliriz. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Periyodik özelliklerden gelmiş bu sorumuz. Helyum, azot, oksijen, flor ve klor elementlerini aşağıdaki periyodik özelliklere göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Arkadaşlar bize periyodik e, özelliklere göre bir sınıflandırma sıralama sorusu geldiği zaman tabii ki önceliğimiz periyodik sistemdeki konuma bakmak olmalı. Şimdi helyum neredeydi arkadaşlar? 8A grubunda ve birinci periyotta yer alıyordu. Azot 2'ye 5 şeklinde elektronlar dizileceği için hemen yazalım. İkinci periyot 5A'da oksijen 2'ye 6 olduğuna göre ikinci periyot 6A'da florisi... 2'ye 7 olduğuna göre ikinci periyot 7A'da. Klor 2, 8, 7 şeklinde elektronlar dizileceğine göre üçüncü periyot 7A'da. Şimdi bunları kendimize göre şöyle bir periyodik sistem çizip orada yerlerine yerleştirecek olursak elimizde hangi periyotlar var? Birinci periyotta bir elementimiz var. O da helyum zaten ve 8A grubunda yer alıyor dedik. Şurada helyum yer alıyormuş. Şimdi şurada da 5A, 6A ve 7A grubu elementlerinin yer aldığını görüyoruz. 7A'da flor var. 6A'da oksijen var. 5A'da azot var ve 7A'nın 3. periyodunda bu defa klor olduğunu görüyoruz. Yani periyodik sistemdeki konumlandırmamız bu şekilde. O zaman atom yarıçapına göre sınıflandıracaksak dedik ki sola ve aşağı doğru gittikçe artar. Şimdi en aşağıda klor var. Demek ki en büyük o. Sonra şu üçünü kıyasladığımız zaman en solda azot var, sonra oksijen, sonra flor. Helyum zaten en sağ, en üstte yani periyodik sistemdeki en küçük yarıçaplı element helyum. Birinci yoğunlaşma enerjisine gelecek olursak demiştik ki sağa ve yukarı doğru gittikçe artar. Şimdi en sağ en üstte helyum var. O en büyük olacak. Yani atom yarıçapının tersi gibi düşünebiliriz. Sonrasında flor gelecek. Ama tam azot ve oksijeni kıyaslarken şu bilgiyi hatırlayacağız. 3 aşağı 5 yukarı kuralına göre 5A grubu 6A grubunun solunda olmasına rağmen daha yüksek e, ...iyonlaşma enerjisine sahiptir. Dolayısıyla azot oksijenden önce gelmeli. Bu 2A ve 3A bir de 5A ile 6A yer değiştiriyor. Burayı unutmuyoruz. Dolayısıyla da klor en düşük iyonlaşma enerjisine sahip olacak daha aşağıda olduğu için. Elektron ilgisi sağa ve yukarı doğru gittik artıyordu ama şunu aldanmıyoruz. Helyum bir soy gaz olduğu için o hep en sona yazılacak tamam mı? Diğerlerini yaz yazarken de bir önemli istisnamız daha vardı... Klor, florun altında olmasına rağmen daha yüksek bir elektron ilgisine sahipti elektron ilgisi dendiği anda bu istisnayı hatırlıyoruz. Dolayısıyla klor, sonra flor gelecek, sonra oksijen, sonra azot gelecek arkadaşlar ve en sona tabii ki helyum yazıca soyaz olduğu için elektron ilgisi e, en düşük olması gerekecek. Elektronegatifliğe geldiğimiz zaman yine sağa ve yukarı doğru gittikçe artacaktı ve 8A grubunu yine devre dışı bırakacaktık. Ama bu klor flor istisnası burada yoktu. Dolayısıyla florun en büyük olmasını sonra oksijeni sonra azotu bekleyeceğiz. Sonra da aşağıda olduğu için klor yer alacak ve helyum tabii ki en sonda yer alması gerekecek bir soy göz olduğu için. bir diğer sorumuz son ünite yani etkileşimler üzerinden gelmiş. Aşağıdaki tablodaki taneciklerin ait olduğu kimyasal tür bilgilerini doldurunuz demiş. Arkadaşlar kimyasal türü belirlerken ne yapıyorduk? sadece bir element sembolü varsa bu onun türünün atom olduğunu bize gösteriyordu. Eğer herhangi bir şekilde artı veya eksi yük görüyorsak bu onun türünün iyon olduğunu gösteriyordu. Artı yüklü olduğu için bu bir katyonmuş. Eksi yüklü ise yine tabii ki iyon olacak. Bu defa sadece yükün işareti değiştiği için bunu anyon olarak adlandıracağız. Yani iyonun bir alt başlı olarak değerlendirebiliriz. Eğer bir atom grubu varsa ve kovalent bağlardan oluşmuşsa buna arkadaşlar tabii ki nötr olması da gerekiyor. Molekül adını veriyorduk. Eğer bu şekilde farklı tür atomlardan oluştuysa buna bileşik molekülü diyorduk. Buradaki gibi o, ozonda olduğu gibi aynı tür atomlardan oluştuysa da element molekülü diyorduk ama sonuç itibariyle ikisinin kimyasal türünün de molekül olduğunu belirtiyorduk. Şimdi gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, açıkladığı sorulara benzer olan soruları çözmeye. Çok küçük değişikliklerle tekrar karşınıza çıkardık arkadaşlar. Dolayısıyla soru tipleri de bu minvalde karşımıza gelebilir. E, cümleler bu şekilde kurulabilir. Ne demiş bize? NH3, argon, I2 ve e, nitrat kimyasal türlerinden hangilerinin molekül olduğunu yazınız. Şimdi molekülleri belirlemek istiyoruz. Nasıl tanımlamıştık? Sadece bir sembol görüyorsak bu bir e, atom olduğunu gösteriyor. Yani argonun kimyasal türü atommuş. Eğer yük görüyorsak onun iyon olduğunu söylüyorduk. Eğer nötr bir atom grubuysa da bunun molekül olduğunu söylüyoruz. Şimdi amonyak bir molekül yapısı ama bir bileşik molekülü. i 2 yine bir molekül yapısı ama aynı tür atomlardan oluştuğu için element molekülü ama sonuç itibariyle ikisinin de molekül olduğunu vurgulayabiliriz. Bir diğer soruda demiş ki flor ve sodyum elementlerinin katman elektron dağılımı yazarak periyodik sistemdeki yerlerini buluz. Aslında bunu çok benzer bir soru olarak tabloyla biz çözdük. Ama Milli Eğitim Bakanlığı da bu şekilde karşımıza soru olarak yöneltmiş. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 9 tane elektron olduğuna göre 2, 7 şeklinde elektronlar katmanlara dizilecek. Dolayısıyla katman sayısı bize periyot numarasını vereceği için bu ikinci periyotta yer alıyormuş. Ve son katmandaki elektron sayısı da grubu söylediğine göre 7A grubunda yer almasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer elementimiz sodyum. 11 tane elektron olması gerekiyor. Dolayısıyla 2, 8, 1 şeklinde elektronlar katmanlara dizilecek. 3 katmanı var o zaman 3. periyotta yer alıyor. Ve son katmanında yer alan elektron sayısı 1 olduğu için 1A grubu üyesi bir element var karşımızda. Bir diğer soru da arkadaşlar bize periyodik sistemden kesit vermiş ve burada e Milli Eğitim Bakanlığı mesela iyonlaşma enerjilerini kıyaslamamızı istemişti. Biz atom yarıçaplarını kıyaslayalım. E, benzer bir bakış açısıyla ilerleyeceğiz. Bize ne demiş? Periyodik sistem kesiti üzerinde X, Y, Z elementlerinin konumları verilmiş. Buna göre atom <laughs> yarıçaplarını gerekçelendirerek kıyaslayınız arkadaşlar. Gerekçelendirmemizi de yapmamız gerekiyor tabii. Ne diyoruz? Periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe katman sayısı artar. Hemen bunu yazıyoruz. Periyodik sistemde Aşağı doğru gittikçe katman sayısı artar. Bu da neye sebep olur? Daha yüksek çapa sebep olur tabii ki. O yüzden periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe çap büyür diyeceğiz. Dolayısıyla en alttaki Y en büyük atom yarıçapına sahip olacak. Sonra X gelecek, en küçük yarıçapında Z'de olmasını bekleyeceğiz. Şimdi birkaç tane de test sorusuyla arkadaşlar kendimizi ta en sonda gireceğimiz sınava da hazırlayabiliriz. Yani yıllar sonra gireceğimiz TYT sınavında da nelerle karşılaşacağımızı aslında şimdiden görmüş olabiliriz. Üçüncü periyot 2A grubu elementi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bak üçüncü periyotta yer alacak ve 2A grubunda yer alacak. Ne dedik? 2A grubu elementlerinin tamamının metal olduğunu bir biliyoruz. Bunu cebimize koyalım. Ayrıca Üçüncü periyotta yer aldığına göre üç tane katmanın yer alması gerekiyor. Ve 2A grubunda olduğu için son katmanın da iki elektron olması gerekiyor. Bu ne demek? Demek ki önceki iki katman tamamen doluymuş. Ve ilk iki katman iki sekiz şeklinde dolmak zorundaydı. Dolayısıyla bizim elektron dizilmemiz bu. O zaman atom numarasını bulabiliriz. Toplamda kaç tane elektron var? On iki tane. Demek ki bu X elementi ise mesela on iki tane protonu yer almak zorunda çekirdekte. Şimdi gelelim. Metal mi? Kesinlikle metal. Oda koşullarında katı halde bulunur. E bütün metaller oda koşullarında katı halde bulunur. Sadece civa hariç unutmuyoruz arkadaşlar. Hg hariç bu hallerde bulunacak. O da zaten bir e, geçiş metali yani B grubu metali. Elektron dağılımı yazıldığında üçüncü katmanında iki elektron bulunur. Evet bunun da doğru olduğunu hep birlikte gördük atom numarasının 12 olduğunu hep birlikte hesapladık. Bir A grubunda bulunan bütün elementlerle bileşik oluşturur. Arkadaşlar metaller kendi arasında bileşik oluşturmaz. Bir A grubundaki hidrojen hariç bütün elementler metaldi. Dolayısıyla bunların hiçbiriyle bileşik oluşturmasını beklemeyeceğiz. Sadece hidrojenle bileşik oluşturabilir. Dolayısıyla cevabımız tabii ki E seçeneğinde yer alacak. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş bize. Atomlar arası oluşan tüm etkileşimler güçlü etkileşim sınıfındadır. Arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Atomlar arasında mesela sodyumla klor arasında evet güçlü bir bağ oluşur ama soy gaz atomlar arasında oluşan bağ zayıftır. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğru bir ifade olarak kabul edilemez. E, tüm etkileşimler değil çoğu etkileşim güçlüdür diyebiliriz. Moleküller arası oluşan... Tüm etkileşimler zayıf etkileşimdir arkadaşlar. İki molekül arasında güçlü bir etkileşimin oluşması mümkün değil. Yani iyonik bağ, kovalent bağ veya metalik bağ moleküller arasında oluşamaz ancak atomlar arasında oluşabilir. Hidrojen bağları ve metalik bağlar zayıf etkileşimde örnek verilebilir diyor. Hidrojen bağları evet zayıf etkileşimdir ama metalik bağ güçlü etkileşimlerden biriydi arkadaşlar. Hatırlayalım. İyonik, kovalent ve metalik bağlar güçlü. Van der Waals ve hidrojen bağları zayıf bağlardı. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır. Doğru olan sadece ikinci öncülümüz yani cevabımız B seçeneğinde yer alıyordur. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Katman elektron dağılımı 2, 8, 8 şeklinde olan K artı taneci ile ilgili. Arkadaşlar ne demiş bize? K artı tanecinin elektron dağılımı 2, 8, 8. Bu ne demek oluyor? Demek ki 18 tane elektronu varmış bu taneciğin. Demek ki proton sayısının 19 olması gerekiyor ki artı bir yüklü olsun. O zaman biz eğer gidip de nötr tanecikten bahsedecek olursak bunun elektron diziliminin 2, 8, 8, 1 şeklinde olması gerekecek. Şimdi dolayısıyla nötr ve temel halde değerlik elektron sayısı 8'dir diyor. Hayır nötr halde yazarsak bunun değerlik elektron sayısı 1 olacak. Periyodik sistemin 3. periyodunda yer alır. Periyodik sistemdeki konumu İyonun elektron dizilimine göre değil nötr haline göre bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani temel haldeki duruma yani proton sayısına göre bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu üçüncü değil dördüncü periyotta ve hatta 1A grubunda yer alır. O zaman bu ifademiz de yanlıştır. Çekirdek yükü 19'dur. Çekirdek yükü demek proton sayısı demekti zaten. Ve proton sayısının 19 olduğunu hep birlikte keşfettik. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Dolayısıyla sadece 3. öncülümüz doğru olduğu için cevabımız B seçeneğindedir diyoruz o zaman. Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve mükemmel başarılı bir sınav dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.